Ya Tuncu ve kahverengi ne kadar uyumlu oluyormuş ya. Ya aslında ben hiç gitmesem mi? Hep burada mı çalışsam? Çünkü çok eğlenceli. Yaz tatillerinde gelebilirsin istiyorsan, bana yardım edersin. Yaz tatillerinde mi? Sevmediniz mi beni? Canım ne demek öyle? Senin gibi tatlı bir çocuğu sevmez miyiz biz? Keşke hep burada kalsan. Evet, keşke hep burada kalsan ama babaannen var. Sonra okulun var. Bak kaç gündür gitmiyorsun okula. Şey, okul iş çözülür ki. Okul kolay iş. Hem burada bir tane okul var. Hem aslında her yerde okul var. Kaydını geçiririz. Süper olur, hallederiz. Babaannen ne olacak? Ya aslında doğrusunu söylemek gerekirse babaannem bana artık bakamıyor. Bu aralar akli dengesi pek yerinde değil. Geçen gün şey oldu mesela. Bu lavantanın suyu azalmış, hiç kokmuyor artık. Aa! Babaanne ne yapıyorsun? Ah, mis gibi koktu şimdi. Ne koktu ya? Lavanta. Yani gerçekten seni çiçek sanıp suladı mı babaannen? Evet, gerçekten. Her yerim sırılsıklam oldu. Bir keresinde de benim boncukla karıştırdı. Boncuk kim? Köpeğimiz. Babaanne, sen bırak, ben hazırlayacağım kahvaltıyı. Geç kalmak üzereyim zaten. Olmaz öyle şey. Ben sana mis gibi omlet yaptım. Şımar mı boncuk? O Emrecan'ın kahvaltısı. Sen git kendi tabandaki mamanı ye. Yok artık. Gözleri hiç görmüyormuş demek ki. Evet, neredeyse hiç. Ya artık çok yaşlandı yani. Dediğim gibi bana bakamıyor. Aslında onun bana bakması değil, birinin ona bakması lazım. Peki dayının haberi var mı babaannenin bu durumunda? Biliyor. Anlattım birkaç kez. Hatta o da şu an babaannem için şey araştırıyor, huzurevi araştırıyor. Tamam, o zaman burada kalabilirsin. Ama bir an önce sana bir okul bulmamız gerekiyor. Tamam da şey, hani okula gitmek zorunda mıyım ya? Böyle çok iyiydim hani mahallede. Olur mu öyle şey Emrecan? Tabii ki okul şart, okula gitmek zorundasın. Ben dayınla konuşurum hemen. Kaçarım yok yani. Yok. Ama bak, üzülme. Okul sonrası istediğin zaman gelip bizi görebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selami. Bir an önce çevredeki okulları araştıralım, birine karar verelim de Emrecan'ın kaydını yaptıralım artık. Tabii tabii. Tabii benim aklımda daha bir türlü sıra gelmedi, ben halledeceğim. O kayıt mayıt işleri bitene kadar benim yanıma verin be ya. Onu böyle bilim insanı olarak yetiştireyim ben, ha ne dersiniz? Vallahi onun için en arka sıraya atarlar. Bön bön bakar çocukcağız be ya. Ha? Oldu. Güzelim oldu. Çocuğu verelim senin yanına, kendine benzet değil mi? Ata ağızlı. Ne anlarsın lan sen o işlerden? Bırak bu işleri be ya. Beni hor görüyorsunuz vallahi, sürekli öteliyorsunuz ama yemin ederim benim kadar bilgili bir insan var mı bakalım şu mahallede? Ha? Yok. Her işi ben hallediyorum. İşiniz düşünce cuma hasta, cuma hasta diye yapışıyoruz kuyruğuma ama. Cuma Selami haklı. Yani çocuk eğitimi ciddi bir iş, senin yapabileceğin bir şey değil. Allah Allah, bizim de bir bildiğimiz var herhalde değil mi yani? Eğitim camiasında bir tanıdık çevrem var, onları ben... Allah, nerede o kamerim, telefonum? Aa, dur, arayacağım ha. Vallahi eğitim camiasında hocalar arasında çok sevilen bir tipimdir. Hiç merak etmeyin, bende o iş. Arayacağım ama ya. Çalıyor.